Bülent Orakoğlu, Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor. Türkiye'nin İHA-SİHA üretiminde gösterdiği başarıyı kaleme alan Amerika'nın en saygın dergisi Forbes, sıfır hata sistemiyle nokta atışı gerçekleştiren araçların Türkiye'nin düşmanlarına yıllar boyu göz açtırmayacağından bahsetti. Türk savunma sanayisinin yerli insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı üretiminde yıllardır artan, hız kesmeden artan başarısı ABD merkezi Forbes tarafından manşete taşındı. Son yıllarda tepeden tırnağa etkileyici bir yerel drone endüstrisi geliştiren Türkiye'nin başarılarının kaleme alındığı analizde, özellikle Bayraktar TB2 ve ANKAS-S'nin Suriye, Irak ve Libya'da yapılan operasyonlarda büyük bir zafer elde ettiği yer aldı. Üretimine başlanan ve çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alacak olan Akıncı, Aksungur ve Alpagun'un Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katacağının belirtildiği yazıda, hava araçlarının hedefleri tespit edip yok etme başarısının düşman kuvvetleri için büyük bir tehdit olduğu ayrıntısı da yer aldı. Türk ordusunun 4 pervaneli Kargo 2 kamikaze İHA'larıyla birlikte özellikle PKK terör unsurlarına karşı ciddi bir zafer elde ettiğini ve düşmanlara korku saldığını belirten Forbes analizi, araçların kapalı açık alan ayrımı yapmaksızın hedefe kilitlenme özelliklerinin başarılarını körüklediği belirtildi. Türkiye'nin var olan İHA ve SİHA envanterlerinin üstüne eklenecek yeni araçlar ülkenin düşmanlarına zor günler yaşatacak. Akıncı'nın önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye'nin istihbarat, gözetleme ve hedefleme alanında kullanılacak en önemli araç olduğunun altını çizen Forbes, Akıncı'nın bu bağlamda tam bir oyun kurucu pozisyonu elde edeceğini belirtti. Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların elde ettiği başarılar birçok devlet gibi Azerbaycan'ın da dikkatini çekmekteydi. Türk SİHA'larının Suriye ve Libya'daki başarılarından sonra Azerbaycan basınında sık sık Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların önemine vurgu yapan haber ve değerlendirmeler yer aldı. Özellikle Suriye'de ve Libya'daki Rusya yapımı silahlara karşı SİHA'ların başarısı dikkat çekici oldu. Çünkü Ermenistan'da genellikle Rus yapımı silahlar kullanıyor. Bu gelişme Azerbaycan-Türkiye arasında askeri işbirliği için yeni bir zemin oluşturdu. Özellikle Azerbaycan ve Türkiye arasında 25 Şubat 2020'de Bakü'de yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında taraflar arasında imzalanan karşılıksız askeri yardım anlaşması, Türk SİHA'larının Azerbaycan'a geleceği şeklinde değerlendirildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayimiz, SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir" şeklinde bir açıklama yaparak, Azerbaycan'ı modern teknolojiler bakımından desteklemeye hazır oldukları mesajını açık bir şekilde verdi. Bu ziyaretin ardından SİHA'ların Azerbaycan'a verilmesi için taraflar arasında gerekli prosedürün tamamlandığına dair haberler basında yer aldı. İnsansız askeri araçların savaş vasıtası olarak kullanılmaya başlanması, savaşın seyrini, savaşan tarafların kabiliyetini ve savaşın sonucunu derinden etkilemektedir. Toprakları işgal altında olan Azerbaycan da bunu dikkate alarak askeri envanterine İHA ve SİHA'ları dahil etmiş durumda. SİHA'ları Azerbaycanlı uzmanlar kullanıyor. Daha önce Moskovski Komsomolets gazetesinde yayınlanan bir analizde Ermeni hükümetinin Türkiye'nin SİHA'larının Ermenistan'a karşı savaştığı iddialarının doğru olmadığı, bunların sadece Azerbaycan tarafından satın alındığı bilinen ve Azerbaycan'da uzmanlarca kullanılan Türk yapımı SİHA'lar olduğu, Azerbaycan'ın ayrıca İsrail yapımı SİHA'larda kullandığı vurgulanmıştı. Rus İzvestya gazetesi, Azerbaycan'ın Türkiye'den satın aldığı SİHA'ların operasyondaki başarısına dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yazıda gazeteye değerlendirmede bulunan Alexey Hlopotov adlı askeri uzman, gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları İHA'lar karşısında savunmasız durumda. "Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor," dedi. Eylül ayı içinde Azerbaycan ordusunun Bayraktar TB2'leri kullanarak Ermenistan'a ait 9 hava savunma sistemini imha ettiği bilgisine yer verildi. Gazetede Defense Express dergisinin son yıllarda Suriye ve Libya'da Bayraktar İHA'larla en az 23 Rus yapımı Pantsir S1 füze sisteminin vurulduğu iddiasına da dikkati çekti. Rusya kabusu yaşar.
Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonları Rusya'da endişelere neden oldu. Türk siyahlarının bu harekata aktif rol alması sayesinde Azerbaycan ordusu çok önemli ilerlemeler kaydetti. Türkiye'nin çatışma bölgesine müdahil olmasıyla dengelerin değişeceğini belirten Rus güvenlik analisti, Rusya 30 yıldır Güney Kafkasya'da ana oyuncu. Çatışmada her iki tarafı da silahlandırdı, güç dengesini koruduğunu iddia ederek etkisini artırdı. Ancak Dağlık Karabağ Anlaşmazlığı'nda Türkiye'nin katılımı Rusya'nın kabusu olabilir değerlendirmesinde bulunmuştu. Diğer yandan Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan 102. Rus askeri üssünün 2013 yılından beri neden genişletildiği ve sürekli olarak silahlandırıldığı da bir soru işareti olmaya devam ediyor. Bülent Orakoğlu, Meryem Aybike Sinan, Türk Dünyası Gerçeği. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda milli hassasiyetler yükseldi. Tabii bu milli hassasiyetler yükselirken özellikle Türk Konseyi'nden beklentiler arttı. Zira bizler de dahil olmak üzere halkın kahir ekseriyeti Azerbaycan'a destek hususunda hem konseyin hem de üye ülkelerin yüksek perdeden kınama ve destek açıklamalarını bekledi. Klavye başında Orta Asya Türk siyaseti ve askeri tarihini bilmeden bu kardeş ülkeler hakkında ileri geri fikir beyan eden, ihanetle suçlayan, Türk Konseyi'ni gereksiz bulanların bu düşüncesiz söylemlerinin kardeş ülkeleri incittiğini ve kardeşlik hukukumuza zarar verdiğini ifade etmek isterim. Genel Türk tarihine, Türkistan ve Kafkasya tarihine baktığımızda detaylı düşünülmeden, olgunlaştırılmadan ortaya atılmış fikir akımlarının, önemli hareketlerin, arkası ve içi boş hamasetin faydadan daha çok felakete neden olduğunu görüyoruz. Henüz 30 yaşında olan bu genç kardeş, Cumhuriyet'in sosyopolitik, stratejik ve ekonomik durumlarına bakmadan, onların içinde bulundukları sorun ve sıkıntıları göz önünde bulundurmadan, böyle ahlaksız ithamlarda bulunmak, Türk milletine yapılabilecek en büyük ihanettir. Bu popülist yaklaşım, Türk birliğine faydadan ziyade kalıcı hasarlar bırakacak bir yaklaşım olup ivedilikle terk edilmelidir. Bu 30'lu yaşlardaki genç cumhuriyetlerin olgunlaşmasını, tecrübe kazanmasını beklemeliyiz. Bu kardeş ülkelere inancımızı, desteğimizi, sevgimizi daima diri ve sağlam tutmalı, onları incitecek söz ve eylemlerden kaçınmalıyız. Türk Konseyi gibi bugün bütün Türk milletinin üzerinde ittifak ettiği, hazırda da gelecekte de umut vadeden bu önemli organizasyon, ilk kez Kazakistan Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev tarafından gündeme getirilmiş ve onun rehberliğinde şekillendirilmiştir. Bugün Türk dünyasına verdiği emeği asla inkar edilemeyecek yegane kişiliktir. Nursultan Nazarbayev, Türk siyaset tarihini iyi bilenler bilir ki yakın siyaset tarihimizde Rusya-Özbekistan'la olan sorunlarımızı aşmada gerekse Astana sürecinde ara buluculuk görevini layıkıyla yerine getiren kişilik Türk milletinin ak saçlısı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'dir. Kazakistan, Rusya ve Çin gibi iki süper güçle ülke gerçekliğiyle ilintili, stratejik ve çok boyutlu komşuluk ilişkilerini yürütmek yanında akılcı politika ve eylemlerle gerek iç gerekse dış siyasette akılcı ve faydacı adımlar atmaya çalışmaktadır. Kendi tarihini İskitlere dayandıracak kadar milli adımlar atan bu 30 yaşındaki ülkeden ütopik çıkışlar beklemek doğru bir yaklaşım değildir. Azerbaycan'ın diğer ülkelerden farkı bir sosyopolitik dinamiği vardır. Zira biz Anadolu Türkleri ile tarih boyunca ilgisini hiç kesmedi, ilişkilerimiz Sovyetler zamanında dahi kültürel sahada sürdü. Oysa Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan böyle midir? Asırlarca aramıza büyük bir ayrılık girdi. Kazak şair Macan'ın Uzaktaki Kardeşime şiirini mümkün olsa herkese okumak isterim. Macan bu şiirinde Çanakkale Savaşı'na katılan Türk askerlerine seslenmektedir. Nazarbayev gibi bir devlet adamının, ak saçlının Türkiye'ye ve diğer kardeş ülkelere bigane kaldığını, kalabileceğini düşünmüyorum. Türk devletlerine akılcı, faydacı ve sürdürülebilir bir zaviyeden yaklaşan ve Türk milletine bir bütün olarak bakan bu büyük şahsiyet, klavye başında ağır ithamlara maruz bırakılmayacak kadar kıymetlimiz ve büyük bir devlet adamımızdır. Hasılı kaş yapayım derken göz çıkarmamak gerektiğini hatırlatmak isterim. Türk dünyası gündelik dedikodulara kurban verilmeyecek kızıl elmamızdır. Meryem Aybike Sinan.